Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz ve konuğumuz hepinizin ilgisini çekecek. Dünya dedektiflikten özel dedektif Sayın Selçuk Toprağı ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema. Evet, öncelikle dedektif kimdir diye soracağız size. Dedektif, dünyada örnekleri çok fazla var ama Türkiye'de dedektif diye kimdir diye ben onu düzelteyim. Türkiye'de özel dedektif kişilerin hukuk sürecine olayları çözümleyebilmek, delil sunabilmek, bulabilmek adına özel olarak görev yapan kişidir. Evet. Ve şu an itibariyle dünya dedektiflikte bu konuda hizmet vermekte. Evet. Peki hizmet vermiş olduğunuz bölge ya da il sadece İstanbul'la mı sınırlı? Yok hayır. Tüm Türkiye sınırları içerisinde gerekirse yurt dışına da çıkabilip orada görev alabiliyoruz. Ama oranın kanunlarına riayet ederek görev yapıyoruz. Evet. Tabii bir de en bağlayıcı nokta burada kanunlar, yasalar değil mi? Evet. Bu mesleği ifa ederken en bağlayıcı noktalar. Peki, özel dedektifliğin yasalardaki yerinden biraz bahsedelim mi? Ondan sonrasında tabii zaten birçok olay peşi sıra gelecektir anlatacağınız. Türkiye'de özel dedektiflik yasası yanlış hatırlamıyorsam ya 93 ya da 94 yıllarında hazırlanmış, meclisten geçmiş. Lakin dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal olabilir. Onun zamanı ya öldükten önce ya da öldükten sonraki dönemlere denk geliyor. Yasası çıkmış, Cumhurbaşkanı onayından geçmemiş. O yüzden özel dedektiflik yasası Türkiye'de çıkartılan özel güvenlikçi yasası gibi bir yasası yok. Evet. Bizlerin bu mesleği yapabilmek için yasamız Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunlarına göre sınırlandırıyoruz kendimizi. Buradaki yasaları çiğnemeden görev alıyoruz. O yüzden yasamız olmadığı için kurallarımız belli. Evet, çok belli kurallar çerçevesinde hareket etmek durumundasınız. Peki, herkes özel dedektif olabilir mi? Herkes özel dedektif olabilir. Hani bununla ilgili kanunda bir sınırlandırma yasa olmadığından ötürü yok. Yalnız olabilmek için tabii bir takım şartlar gerekti. Bu teknik donanımdır en önemlisi. Dürüstlüktür. Bu hepsinden önemlisi. Çünkü mesleği kötü taraflara getirmek isteyenler olabilir. Dürüst değilse kişinin görüntülerini ve özel durumlarını ifşa edebilir. O yüzden kanunlarımız izin veriyorsa, vergi lefasını alabiliyorsa, oda kaydı yapılabiliyorsa özel dedektif olabilir. Evet, oda kaydı yapılabiliyorsa dediniz. Evet. Öyleyse bağlı bulunduğunuz bir odanız da var. Yok. Yok. Evet. Maliye Bakanlığı'na bağlı olabildiğimiz bir vergi lefamız var. Fatura kesebiliyoruz, iş yapabiliyoruz, yasa olaraktan bu işi yürütebiliyoruz. Odamız yok, derneğimiz var. Bu da bir adım aslında. Evet. Bu da bir adım. Biraz aslında bu konudan da konuşmak gerekir. Gerçekten de ciddi anlamda görev yapabilen, birçok hizmeti yerine getirebilen bir meslek alanı, evet, bir meslek dalı. O sebebiyetle bir odanızın olması ya da bir meslek alanı olarak sayılması gerekli mi özel dedektifliğin? Hiç zaman kaybetmeden bununla ilgili çalışma yapılması gerekir. Hemen yasası çıkması gerekir çünkü biz sınırımızı bilmiyoruz. Nerelere kadar gidebiliyoruz, nerelere kadar uzanabiliyoruz, nerede görev yapabiliyoruz, ne tür görüntüler elde edebiliyoruz ve bu görüntüleri kimlerle paylaşabiliyoruz? Bunların belirlenmesi için acilen yasanın çıkması gerekiyor. Biz de bekliyoruz. Bakalım. Evet. Bu da tabii ki bana kalırsa en büyük sıkıntı diyebiliyorum. Çünkü gerçekten olması gereken bir meslek grubu, olması gereken bir meslek alanı diyorum. Evet. Sonuç itibariyle günümüzde birçok şey takip altında bulundurulmalı. Ki bu yasalaşmadığı takdirde bir takım devlet organlarında bile bu takipler yapılmakta diye düşünüyoruz değil mi hepimiz? Evet, katılıyorum. Evet, öyleyse etik kurallar çerçevesinde özel dedektiflik hangi noktada başlıyor, hangi noktada son buluyor? Bunu da öğrenebilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi bizler aslında ne yaptığımı ben öncelikle anlatayım. Buyurun. Şimdi özel dedektif maalesef günümüzün en büyük problemlerinden biri eş takibi. Biz buna sadakat araştırması diyoruz.
Eş takibi yapıyoruz, öğrenci takibi yapıyoruz. İcra dosyalarında kayıp borçluları bulmak ve onların mal varlığını vesairesini ortaya çıkartmak için icra araştırması yapıyoruz. Kayıp şahısları bulabilmek adına kaybolmuş çoluk, çocuk, kaçırılmış kişilerin araştırmasını yapıyoruz. Onun haricinde adres tespiti yapıyoruz. Kaybolmuş, izini kaybettirmiş, kaçan kişileri bulmak adına çalışmalar yapıyoruz. Evet, bu çalışmaları tabii ki çok detay vermeniz de yine sizin kendi meslek alanınız için etik olmayacaktır ama bu çalışmaların biraz, çok az, küçük küçük detaylarından bahsetmemiz mümkün mü? Tabii, eş takibini ele alayım o zaman. Buyurun. Eş takibi sadakat araştırması yaparken İstanbul'da örnek vermek gerekirse malumunuz trafik herkesin çilesi. Yalnız biz bu trafik çilesini avantaja çevirebilmek adına motosiklet kullanıyoruz. Motosiklet destekli bir de otomobil oluyor. Otomobilde motosiklet eş zamanlı olarak birbirleriyle anlaşarak, koordinasyon kurarak takip ettiğimiz kişiyi kaçırmadan hizmet veriyoruz. Bu çalışma içerisinde kanunlara uymak adına kamuya açık alanlarda, yani burası çok önemli, kamuya açık alanlarda hizmet veriyoruz. Hiçbir şekilde kanunu çiğnemeden kamuya açık alanlarda görüntü almaya çalışıyoruz. İki aracın, motosiklet ve otomobilin birbirleriyle koordinasyonu sonucu kusuru ortaya çıkartmak için kusurlu görüntüyü yakalamaya çalışıyoruz. Evet, gerçekten de son derece etik kurallar ve yasalar dahilinde hareket ettiğiniz belli. Çünkü tüm kelimeleriniz ve cümleleriniz de o kadar seçici, o kadar yasalara ve kurallara uygun evet. kullanıyorsunuz ki bu da tabii ki güveni arttırıyordur. Çünkü hep merak ettiğim bir şey vardır. Dedektifler, özel dedektifler pek de kendilerini ifşa etmek istemezler. Evet. Benim burada bulunma sebebim, hani bir tek sebebim var. Müşteriye kendimizi anlatabilmek, ne tür işler yapabildiğimizi anlatabilmek ve diğer dedektiflerden kendimizi ayırabilmek ve o kişilere güvenip güvenmemesi gerektiğini kendi vicdanlarına bırakmak için onlarla yüzleşmek amaçlı buradayız. Bu güveni sağlamak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Diğer dedektiflerin yapmış olduğu ve müşterilerimizi çok fazla uyarmamıza rağmen onların güvenlerine inanıyorlar. Bu inanmada şantaja maruz kalıyorlar. Bu çok kötü bir şey. Çünkü bir yardım beklediğiniz firma tarafından hem dolandırılıyorsunuz, paranızdan oluyorsunuz. Bunu da geçelim, şantaja maruz bırakılıyorsunuz. Bu tür şeylerin önüne geçmek için biz buradayız. Evet, bu da zaten güvenilirliğinizi arttıran en önemli nokta olsa gerek. Ama bir de bütün bunların içerisinde müşteri gizliliği var değil mi sizde? Tabii, o olmazsa olmaz. Müşteriler bu konuda sorular soruyorlar, ben size nasıl güvenebilirim, bununla ilgili yasal bir adımı var mı diye. Kanunumuz yasa çerçevesinde çıkmamasına rağmen en azından müşteri, işveren kişi tarafından onun haklarını ve kendi haklarımızı koruma altına alabilmek için otokopili iki nüshalı, burası da çok önemli, tek başına bilgisayar çıktısı değil, otokopili iki nüshalı bir sözleşme imzalıyoruz. Benim haklarımı da koruyor, kendi haklarını da koruyor. Üçüncü kişilere kesinlikle paylaşılamıyor. Sadece müşteriye bu görüntüleri verebiliyoruz, sunabiliyoruz. Görev alanımızı yine sözleşmede belirtiyoruz. Süremizi, alacağımız ücreti bu sözleşmede belirterek o kişilerin de gizliliğini ortaya çıkartmadan güven vermiş oluyoruz. Evet, gerçekten de son derece güvenilir ve etkin bir şekilde hizmetinizi yerine getiriyorsunuz. Tabii paylaşacağınızı hiç zannetmiyorum ama yine de böyle bir soru soracağım. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz sadakat takiplerinde hiç yanıldığınız ya da hayır, evet gerçekten sadık bir eşmiş dediğiniz oldu mu? Şöyle cevap vereyim ona. Biz zaten bir işi almadan önce, bir araştırma yapmadan önce kişiyle, araştırmasını istediğimiz kişinin eşiyle bir görüşme yapıyoruz. Sözleşme yapmadan önce bu görüşmeyi gerçekleştiriyoruz. Bize elindeki delilleri davaya sunabileceğini, sunamayacağını biz karar veriyoruz. Ve gerçekten var ise, sadakat araştırması gerektirecek bir durumu var ise
çalışma yapmayı uygun görüyoruz. Ama kimisinin elinde gerçekten dava için yeterli olan deliller mevcut. O zaman gerek yoktur diyoruz, dürüst davranıyoruz. Bir daha bir çalışma içine girilmeye gerek yoktur, bunlarla dava açabilirsiniz diyoruz. Onun haricinde kişi yine kendisiyle ilgili durumlarını, özelini bizimle paylaşıyor. Biz buradan yola çıkarak evet vardır, yapılması gerekir ve böyle bir çalışma yapılması gerekir diyoruz. Ya da yoktur, zaten bunlar yeterlidir diyoruz. Kendisi karar veriyor. Evet, peki bir oran vermek gerekirse nasıl bir oran verebilirsiniz? Türkiye'de maalesef hani günümüzün en büyük problemleri diyebilirim. Türkiye'de aldatma oranı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Ben birazcık iyi niyetli olayım. Hani bu oran %80'lere çıkmış vaziyettedir. Daha da yüksek de olabilir aslında ama benim gözlemlediğim budur. %80. Çok ciddi bir rakam. Allah tüm çiftlere akıl versin diyoruz. Fikir versin diyoruz. Aldatmanın asla ve asla telafisi yoktur diyoruz, değil mi? Evet. Evet, kesinlikle öyle. Bu sadece çiftler arasında değil, iş yerlerinde de geçerli değil mi? Evet. İş yerlerinde genelde bizimle ilgili şu şekilde bir çalışma yapmamızı istiyorlar. Personelini işverenler takip ettirmek istiyor. Bu kanuni bir takiptir. Takipler iki şekilde olur. Bir tanesi organik bağ gerektirir. Bu çoluk çocuk, anne baba, kardeştir organik bağ. İkincisi kanuni bağdır. Kanuni bağ eş takibi kanunidir. Aralarında nikah cüzdanı vardır. Bir de personel, ortak, şirket ortağı araştırması gibi durumlarda kanuni takip yapılabilir. İş verenler genelde personelini takip ettiriyor, ortağını takip ettiriyor, para kaçırıyor mu, benden kaçırmıyor mu gibi. Bir de icra dosyaları oluyor iş yerlerinin, alacaklarının tespiti. Bu kişiler kayboluyor, gidiyor, paraları kaçırıyor, başka bir üçüncü şahısların üzerlerine yapıyor. Bunları ortaya çıkartmamızı istiyorlar. İşverenlere de bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet, biz de vermiş olduğunuz bilgiler ve hizmetleriniz için, katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ne demek Sema Hanım, çok memnun oldum. Sağolunuz, biz de öyle. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Dünya Dedektiflik'ten özel dedektif Sayın Selçuk Toprağı ağırladık. Hoşçakalın.